merhaba. Bugün daha önce programında ağırladığım iki çok değerli arkadaşımla beraber araya girişler, İngilizce adıyla overcall konusunda konuşacağız. Sevgili Yusuf Sohtorik ve Sinan Tatlıcıoğlu. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi günler herkese. Kısaca sizleri tanıyalım. Yusuf'cum, önce biraz kendinden bahseder misin? 1969 İstanbul doğumluyum. 25 senedir Bridge oynuyorum. Bridge benim hayatımın en önemli parçalarından biri. Profesyonel olarak ders veriyorum, takımlarda oynuyorum. Söylediğim gibi Bridge benim hayatımın büyük bir kısmını oluşturuyor. Sinan, seni de tanıyalım. Merhabalar. 1975 İzmir doğumluyum. İzmir, Ankara ve İstanbul şehirlerinde uzun yıllar yaşadım. O yüzden üç çevrede de arkadaşlarım oldu. Bir şey yaklaşık 25 sene önce başladım ama arada ara verdiğim zamanlar oldu. Yaklaşık 20 senedir aktif bir iş oynuyorum. Bir yazılım şirketinde teknolojiden sorumlu müdür olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımın büyük çoğunluğunu bir iş oynamaya, bir iş okumaya, bir iş öğrenmeye adamış durumdayım. Çok güzel. Yusuf, ilk sorumu sana soracağım. Bizlere bir seviyesinde oyun açışa karşı ikinciden araya giriş, overcall yaparken kontur, renk veya saldırı sekansı olsun nelere dikkat etmeliyiz anlatır mısın? Bizim önceliğimiz hangi durum ve pozisyonda ne olmalı? Puan mı? Renk mi? Yoksa renk tepesi mi? Yoksa distribüsyon mu? Senden alalım. Güzel bir soru. Bir işte overcall, yani üste konuşma, araya girme Türkçesiyle çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çok önemli bir konu. Şimdi ileriki bölümlerde de bahsedeceğiz. Benim için bir işte sadece bir doğru yok. Kişiden kişiye göre, mesela bu el araya girer mi, bu el üste konuşur mu, ya da bu el açar mı, bu el yarışır mı? Bunlar bazıları çok nettir, bazıları da tercihtir. Yani mesela vale 5 tane tref, 5-3-3 2 el 12 puanla bir pike 2 tref demek benim için söz konusu değildir. Ama bazı eller aslan 5 tane tref, 5-4-2-2 10 puan 11 puan araya girebiliriz, girmeyebiliriz, tercihtir. Yani bu konulardan bahsederken bazı durumlar tercih olarak bahsedeceğiz. Kişiden kişiye değişir. Zaten bir işin güzelliği de bu. Yani bu konularda panel yapılıyor. Bu el araya girer mi girmez mi diye. Bazı oyuncular giriyor, bazı oyuncular girmiyor. Yani net olan, kendim için net olan durumlardan bahsedeceğim. Bir de kişisel tercih durumlarından bahsedeceğim. Şimdi araya girişte benim için en önemli husus rengin kalitesi. Bu mesela benim için bir kıstas. Yani vale 5 tane tref, 5-3-3-2 söylediğim gibi 12 puanla araya girmem ama bir pik açışına aslan vale 6 tane tref, 8-9 puanla araya girebiliriz. Yani rengin kalitesi çok önemli bir kıstas. Bunu şöyle düşünebiliriz. Kendi başıma kaç el alabiliyorum? Yani mesela bireysel bir oyun oynasaydık, mesela king oynasaydık, kozu bu renk söyleseydik, kendi başıma kaç el alabilirdim? Bu çok önemli bir kıstas. Bunun içinde tabii rengin kalitesi çok önemli. İkinci olarak da dağılım önemli benim için. Elin dağılımı, mesela 5-3-3-2 el çok kötü bir araya giriş dağılımıdır. Buna mukabil 5-4-2-2, daha iyisi 5-4-1, 5-4-4, elimiz ne kadar dengesizleşirse araya girmek için iyi şartlar, uygun şartlar daha iyi olur. Üçüncü olarak puan. Bu puana çok fazla takmamak lazım. Onör puanı tabii ki önemli ama çok önemli bir kıstas değil. Yani göründüğü gibi üçüncü sırada söylüyorum yani puanı. Yani bazılarımız için şöyle söyleniyor. Ya 12 puan var, ne yapayım?
Zaten destede 40 puan var. Ortalama herkese de 10 puan geliyor zaten. 12 puan, 13 puan çok önemli. Konuşmazsam olmaz diye düşüneceğimiz bir durum değil. Dördüncü olarak da daha geri planda olmasına rağmen zon durumu önemli. Yani zonda olup olmamama göre araya girişim değişebilir. Bazı eller zonda değilsem araya girebilirim. Fakat zondaysam daha dikkatli olurum. Zon durumu da benim için kıstas. Ayrıca ortağın pastan gelip gelmemesi de bir kıstas. Yani ortak pastan gelmiyorken biraz daha agresif olabilirim. Fakat pastan geldiği zaman şunu biliyorum ki ortağımın elinde 11 puan, 12 puan yok. Daha dikkatli olurum. Bunun yanında rakiplerin durumu, rakiplerin kim olduğu, yani ben araya girdiğim zaman beni cezalandırıp cezalandırmayacakları, bu da bir kıstas. Görüldüğü gibi yani araya girerken ince eleyip sık dokuyoruz. Bir sürü şeyi kıstas olarak düşünebiliyoruz. Fakat söylediğim gibi en önemlisi araya girerken en önemli kıstasım kendime göre rengin kalitesi. Yani iyi renklerle araya girmeye çalışıyorum. Evet. Çok güzel Tabii bu araya anlattın. girerken seviye de önemli. Bir seviyesinde araya Tabii. giriş daha rahat olabilecekken seviye arttıkça mesela rakip 2 bir açtığı zaman 3 seviyesinde araya girişim biraz daha yapıcı olması lazım. Mantıki olarak zaten seviye ne kadar yükselirse elimizin gücünün o kadar iyi olması gerekiyor. Sinancığım, bize bir seviyesinde oyun açışa karşı ortağının bir ya da iki seviyesindeki renk araya girişine verdiğin cevapları, aynı şekilde kontur atan ortağına karşı yanıtlarını veya sansutu araya giren ortağına kullandığın deklareleri ana hatlarıyla anlatabilir misiniz lütfen? Gayret göstereyim. Şimdi üçe ayıralım isterseniz. Ortağımız bir seviyesinde araya girdiğinde vereceğimiz cevaplar. Ortağımız bir seviyesinde araya girdiğinde biz biliyoruz ki ortağımızda maksimum 18 puan var. Hatta 18'den az 17 de diyebiliriz. Çünkü ortağımız 18 ve üstü puanlarla kontur atarak sonrasında rengini okuyarak araya girmeyi tercih ediyor. Maksimum 17 puan olduğuna göre biz her elle konuşmak zorunda değiliz. Yani işte bu oyun açtığında ortağımız işte çok daha güçlü eller olabilecekken şimdi ortakta one forcing eller yok. Yani her 6 puanı bulduğumuzda cevap verme zorunluluğumuz ortadan kalkıyor. Demek ki biz cevap verebilmek için belli bir güce sahip ya da dağılıma sahip olmamız lazım ve deklarasyonla ilgili bazı daha önemli yerlere gidebileceğimiz konusunda umudu taşımalıyız. Mesela 4 majör yapabilir miyiz? 3 standartı yapabilir miyiz? Bu tür opsiyonları değerlendirip eğer bunlar konusunda umudumuz varsa konuşmayı sürdürmeliyiz. İlk yapacağımız şey tabii ki ortağımız majörle araya girmişse ona fitimiz var mı? Buna bakıyoruz. Normal 6-10 puanla 2 seviyesinde cevap veriyoruz. 3 seviyesinde sıçramaları biz preemptif kullanıyoruz. Dörtlü fit davet elleriyle ve üçlü fit davet elleriyle farklı aksiyonlar alıyoruz. Modern bir işte ortağa fit verirken bu fitin sayısını vermek çok önemli oldu. Evet. O yüzden biz deklarasyon sırasında fit verirken üçlü fit ve dörtlü fiti ayırıyoruz. Bunun dışında bir diğer konu da modern bir işte çok çok önemli. Hatta bazen preemptifin yerine bu tercih ediliyor. 6-9 puanlarla yani ne davete giriyor ne de şey giriyor, üçlü fit basit yükseltmeye giriyor. Bu ellerle farklı konuşmalar tercih edilmeye başlandı. Bizim kullandığımız yöntem mixed race. Mesela solumuz bir kara açtı, ortak bir kör araya girdi, sağ pas dedi. Şimdi benim iki körüm 6-10 puan normal tutuş. İki karom ya kör fiti 11 artı puan
Ya da gerçekten Fortink bir el var bende. Yeni renk okuyacağım zaman bu bir tür şey Fortink olmayabiliyor. Ortak pas diyebiliyor bizim sistemde. İşte o yüzden iki kare ya üçlü fit ya da Fortink eller için. İki sandotu sağ taraf konuştaydı şeydi davetti. Dörtlü fit de burada mecburen gene davet olarak kaydı. İki kare demek zorunda kalıyoruz. Onu bir tur sonra konuşacağız. Üç kare burada mixed race. Mixed race dediğimiz şey hani genelde 7 dörtlü fit. Çünkü ortağın dörtlü fiti bilmesi faydalı olabiliyor. Mesela ortak vale 5 taneyle girdiyse daha çekimser davranacaktır eğer biz basit fit verdiğimiz zaman. Ama dörtlü fiti gösterdiğimiz zaman daha agresif davranıp bunu söyleyebilir. Orta fitlerimiz bu şekilde. Renk değiştirmelerimiz biraz önce dediğim gibi forcing değil. Modern bir işte renk okumak, renk okuyabilmek çok önemli hale geldi. Eskiden renk okumak mutlaka forcing'ti. Şimdi işte don bulmaktan ziyade doğru kontratları bulmak, fit bulmak kompetisyonda çok önemli hale geldi. O yüzden de biz renk değiştirmeleri işte ortak eğer fiti varsa veriyor. İsterse pas diyebiliyor. Don umudu taşıyorsa konuşabiliyor. Renk değiştirmeler bir tür forcing. Olmayabiliyor yani. İşte ortak pas geçebiliyor. Bir seviyesindeki cevaplarımız majör cevapları ise genelde ortak beşliymiş gibi kabul ediyor ama dörtlü olabileceğini de düşünüyor. Yani mesela ortak bir kör açılışına bir kör overcall ettiği zaman bizim bir pikimiz prensipte beşli ama dörtlü de olabilir. O yüzden ortak üçlü fitiyle iki pik diyor, dörtlü fitiyle üç pik diyor. Bu şekilde hani fit sayımızı bulmaya çalışıyoruz. Bir karo, bir kör, pas, iki tref dediğimiz zaman o elimizde yapıcı bir yer. Bir pik dediğimizde bir pik dediklerimize göre daha yapıcı bir yer. Ama gene forcing olmayan bir yer gösteriyoruz. Treflerimiz var. İşte işe yararsa üst sandotuya gidebiliriz. İşe yararsa hala ortakta çok uzun körler varsa körden umudumuzu sürdürebiliriz. Renk değiştirmeler bu şekilde. Qubit de dediğim gibi ya fite olan davet ve üste olan eller için ya da forcing eller için. Yani elimizde mesela bazen 18 puan bile gelebilir. Ortak overcall etmiş olabilir. Rakipler bazen çok az açabiliyor. Bazen çok az ortak araya girmiş olabiliyor kaliteli renkle. Qubit forcing eller için ya da davet eller için ayırıyoruz. Ayırırken bir diğer kıstasımız da şu aslında. Solumuz açtı, ortak araya girdi. Sağ konuştu mu, konuşmadı mı? Sağ konuştuysa açıları konuşmalarımız değişiyor. Konuşmadıysa tekrar yine değişiyor. Sağ kontur attıysa biz işte bir seviyesindeki renkleri gene natural oynuyoruz. Bir ikimiz gene natural. Ama iki seviyesindeki renkleri transfer oynuyoruz. İşte bir sandotu dediğimiz zaman bu trefler, iki tref dediğimiz zaman iki kareye transfer, kübik görevini görüyor. İki kare dediğimiz zaman da iki kör diyecek elin biraz daha yapıcı olanı, yani iyi 8, 9, 10 puan. İki kör dediğimiz zaman da kör fitimiz var, kompetisyona gidiyoruz ama elimiz yapıcı değil, ortak zon ümidi taşıyorsa onun hevesini kırıcı yönde fit vermiş oluyoruz. Ortak iki seviyesinde araya girmiş de ikinci başlığımız biraz bu başlıklar çok. İki seviyesinde bir renk değiştirdiğimiz zaman prensipte bu her zaman beşli yeni renkler. İki trefe iki kare mesela bir kare açılmış olsun ortak iki tref demiş olsun. Şimdi iki kör iki pik dediğimiz zaman işte bunların beşli olması gerekiyor. Renk değiştirdiğimiz zaman. Yine forcing değil. Biz renklerimizi okuyabilmek istiyoruz. Fit bulabilirsek ona ilerlemek istiyoruz. 4-4 majörümüz varsa onu bulmak istiyorsak işte 2 kare qubit ettiğimiz zaman ortak 4 majörü varsa onu okuyor. Sanzotu
diyebiliyorsak tanıdotu diyoruz. Ortağı arttırabiliyorsak ortağı arttırıyoruz. Ama gene hani temel prensibimiz biz konuşmayı sürdürmek için bir umut taşıyor olmamız lazım. Ya 3 tanıdotu ya 4 majör ya da bazen ufak da olsa şilem ya da 5 minör kontratları konusunda umut taşıyor olmamız lazım. Ortak kontrol attığında ise bu başlık da çok geniş bir başlık aslında. Bizden renk istiyor. Bir seviyesinde cevap verdiğimiz zaman bu elimizde çok fazla puan ya da dağılım olmadığını, maksimum 8 puan çıkabileceğini gösteriyor. Sıfır da olabilir çünkü. İki, zıplayarak iki seviyesinde cevaplarsa bu prensipte 8-11 gösteriyor. Kübit edersek 11 üstünde puanımız var demek oluyor. 3 seviyesine çıktığımız zaman bu genelde iyi 8'den başlayan 8-11 puan 5'li renkler gösteriyor bizde. 4 seviyesine çıktığımız zaman da bu genelde distribüsyonel biraz gambling özellikleri taşıyan eller için kullanıyoruz. Mesela bir örnek verelim. Aslan 4 tane körümüz var. Başka da bir şeyimiz yok diyelim. Bir kör açışına ortağımız kontrol attığı zaman bir kör diyoruz. Aslan 4 tane körün yanında damvale 4 tane tref varsa bir kör açışına ortağımız kontrol attığı zaman 2 kör diyoruz. Aslan 5 tane kör damvale 4 trefimiz olsaydı bir kör açışına kontrol dendiğinde 3 kör diyoruz. Burada insanlar genelde 2 körle 3 körü puan olarak ayırıyor. Biz bunu puan yerine kod adediyle ayırmaya çalışıyoruz. Puanı olan ellerle kübit edip dörtlü renklerimizi okuyoruz. Bu sayede ortağımız bizde hani bu rengin dörtlü olabileceğini ve 11 bunu anlayabiliyor. Aslam 6 kör damvale 4 tref olduğunda ise bir kara kontra 4 kör diyoruz. İşte hani kontra cevapları da prensip olarak bu şekilde açıklıyoruz. Kontra kübit dediğim gibi işte puanı 11'den fazla puan olan eller için ayırıyoruz. Bir de sanzotu konusu var. Overcall'a sanzotu dediğimiz zaman bir seviyesindeki overcall'a sanzotu prensipte 8'den başlıyor. İyi 8'den başlıyor. 8, 11 hatta bazen 12'ye kadar çıkabiliyor. İki seviyesindeki sanzotular 12, 14 gibi düşünüyoruz bunları. Bire iki seviyesindeki overcall'lara sanzotular yani iki sanzot dediğimiz zaman bu prensipte biraz fitimiz ve 10-11 puanımız varsa işte iki sanzotu demeyi tercih ediyoruz. Kontra sanzotu deklareleri ise biraz daha girift. Minöre kontra atıldığı zamanki puan baremleriyle majöre kontra atıldığındaki puan baremleri değişiyor. Onun sebebi minöre kontra atıldığında söyleyebilecek çok bir şeyimiz varken majöre kontra atıldığında mecburen sanzot demek zorunda kalabildiğimiz durumlar olabiliyor. Prensipte bir trefe kontra bir sanzot dediğimiz zaman bu 8-11 civarında. Bir kara ya ortak kontra attığında bir sanzotu cevabımız 7-11 civarında. Bir köre kontra atıldığında cevabımız 6-11 şeklinde. Bir pike kontra atıldığında bir sanzotu cevabımız 5-11 şeklinde olabiliyor. Çünkü bakın hani mesela Roavale 5 tane pik geldi size. Ortak bir pike kontra attı. Şimdi 4 puan var. Yani üçlü renklerimi mi okuyayım iki seviyesinde? Mecburen sanzotu demek zorunda kalanlar olabiliyor. Bu durumlar hani minör olduğunda daha az rastlanıyor. O yüzden hani minörlere verilen sanzotu cevaplarıyla, minör açışlarına atılan, verilen sanzotu cevaplarıyla majör açışlarına atılan kontrollara verilen sanzotu cevapları daha farklı. Kontura iki sanzot dediğimiz zaman bu iyi 11 13 arası 11 13 arası diye diyoruz. Burada
dikkat ederseniz hani puanlarımız normalde 11-12 puanla açışa 2 sans otu derken burada daha çok 12-13 ile diyoruz. Yani bir puan arttırıyoruz. Çünkü ortak kontra atarken biraz dağılım da atmış olabiliyor. Onda illa açar puan olmak zorunda değil. İlla puan gücü olmak zorunda değil. O yüzden puanlarımız hep bir puan ortakta eksik çıkabilir diye varsayıyoruz. Daha fazlasıyla zaten 14 üstüyle bazen kötü 14'lerle bir iki sandık demeyi tercih edebiliriz. Puanlarla kontratı kübit edip gelene sandotu diyoruz. Bu şekilde elimizi anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim Sinan. Çok güzel özetledin. Başka bir konuya geçelim. Yani istersen Tuna şu bu ana kadar anlatılanları çok kısa olarak özetleyeyim. Birkaç tane daha ekleme yapayım. İyi bir fikir. Özellikle şeyin altını çizersen Sinan, kübidin illaki fit olmak zorunda olmadığı. Tamam, onu da söyleyeceğim. Şimdi araya girip de nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. 3 tane araya giriş yöntemi var. Renkli araya giriyoruz. Double'la araya giriyoruz. Sanzatu'yla araya giriyoruz. Burada problem bazen şurada çıkıyor. Dengeli 16 puan geldiği zaman, 17 puan Sanzatu puanı geldiği zaman Sanzatu'yla mı araya girelim? Yoksa renkle mi, double'la mı araya girelim? Ya da bir rengimiz varsa renkle mi araya girelim? Burası problem. Diğer majöre ya da majörlere, minör açılmışsa majörlere desteğimiz varsa ben Sanzatu'dan ziyade double atılması taraftarıyım. Bir majör açıldığında da diğer majöre toleransım varsa double atılması taraftarıyım. Özellikle sanzotu mu ya da double mı konusunda rakip açılan majörde özellikle as 2 taneyle, as 3 taneyle eğer yanında onlu yoksa double atılması taraftarıyım. Çünkü ters taraftan oynuyoruz sanzotuyu. Yani sanzotu mu double mı araya girer konusunda söylediğim gibi diğer majörün durumuna ve rakibin renginin durumuna göre, asılıp olmamasına göre tercihim değişiyor. Bu birinci husus. İkinci husus, renkli araya girdiğimiz zaman şöyle bir prensibim var. Eğer masada 4 kişi konuşuyorsa dördüncünün konuşması forcing değil. Mesela bir karayı ortak bir pik dedi, sağ taraf bir sanzolu dedi. Ben iki kör dedim, yeni bir renk söyledim. Eğer masada 4 kişi konuşuyorsa prensibim dördüncünün konuşması forcing değil. Çünkü 4 kişi konuştuğu zaman forcing el çok nadir geliyor. Burada önemli olan husus rengimizi söyleyebilmek. Yani ben rakip açmış, ben araya girmişim, diğeri konuşmuş, ortağı da zon oynayacak forcing elden ziyade gösterebileceği uzun renk geliyor. Bunu ben böyle düşünüyorum, böyle oynuyorum. Ama şimdi Sinan'ın söylediği 3 kişi konuşurken durumu biraz kritik. 3 kişi konuşuyorsa yani bir karoya bir pik araya girildi. Burası pas dedi. Benim iki trefim yeni rengim forcing mi değil mi? Burası önemli bir husus. Bunu forcing oynayanlar var, oynamayanlar var. Ben dünyanın iyi oyuncularının yaklaşık 20-25 tane çiftinin konvansiyon kartını inceledim. Burada hemen hemen şöyle bir istatistik çıkardım. Yarısı forcing oynuyor, yarısı non-forcing oynuyor. Bunun artıları var, eksileri var. Yani Sinan kendi oynadığını özetledi. Renk söylemek benim için daha önemlidir dedi. İyi elle kübit ediyorum dedi. Ben bunu non-forcing oynuyorum dedi. Fakat ben bir tur forcing oynuyorum. Yani bu doğrusu diye söylemiyorum. Biraz önce konunun başında söylediğim gibi bazı yerler tercih. Bu da mesela klasik bir tercih durumu. Yani dünyanın iyi oyuncularının yarısı forcing oynuyor, yarısı non-forcing oynuyor. Burada 3 kişi konuşurken yeni bir renk söylediğimiz zaman forcing mi değil mi diye ortağımızla mutlaka anlaşmamız lazım. Anlaştığımız zaman çok fazla problem çıkmaz. Ama bir işte bir sürü yer söylediğim gibi hem tercih hem ortaklık anlaşması. Yani bu konuyu böyle halledebiliriz. Ortağımızla konuşarak halledebiliriz. Non-forcing de oynanabilir, forcing de oynanabilir. Benim prensibim çok basit. 3 kişi konuşuyorsa bir tür forcing, zone forcing değil bir tür forcing. 4 kişi konuşuyorsa non-forcing. Non-forcing demek şu demek değil, ortağa hiç konuşmayacaksın demek değil.
Ortak. Ben de yapıcı bir el var. Canın isterse konuşursun, istemezse konuşmazsın. Yani dördüncünün konuşmaları da olduğu gibi üçüncünün konuşmaları da mutlaka yapıcı bir el gösteriyor. Double konusunda da double'a cevap verirken Sinan güzel özetledi. Prensip şu, 0-8 puanla sıçramıyoruz, 9-11 puanla sıçrıyoruz, 11 artı puanla da kübit ediyoruz. Yani 9-11 derken yapıcı, bazen iyi elimiz olur, 7 puanla da sıçrayabiliriz. 2 seviyesine sıçramaları Sinan'ın dediği gibi dörtlü, 3 seviyesinde sıçramaları beşli oynuyorum. Benim kısaca kendi oynadığım sistem bu. Söylediğim gibi bu doğrusu diye söylemiyorum. Benim tercih ettiğim yöntem diye söylüyorum. Double'a Sanzado cevapları da yapıcı el gösteriyor. Ortalama 8-11 gösteriyor. Fakat minörde 6 puana kadar düşebiliyor. Majörde pardon minörde 8-11 gösteriyor. Majörde biraz daha az olabiliyor. 6 puan olabiliyor. Çünkü minörre konuştuğumuz zaman yerimiz var. Fakat majöre mesela ortak bir pikeye double attığı zaman şu anda iki seviyesinde konuşuyoruz. Halbuki bir trefe double attığı zaman bir karo, bir kör, bir bik arada mesafe olduğu için minöre double'larda Sanzot'u daha yapıcı, majöre double'larda Sanzot'u biraz daha 6 puana kadar düşebiliyor. Yani bu konuyu kısaca bir de şöyle double'a cevap verirken diğer rakip konuşmuşsa konuşma mecburiyetimiz yoksa mecbur değilken konuşmak bir için her yerinde, her aşamasında serbest konuşmak biraz ekstra vaat ediyor. Yani double'a cevap 0-8 gösterirken rakip konuşup bizim konuşma mecburiyetimiz yokken konuşmamız yapıcı bir el gösteriyor. Yani bu yapıcı derken kaç puan? 5 puan olur, 6 puan olur, 7 puan olur, 8 puan olur ama yapıcı. Çok ufak bir ekleme yapayım. Evet, lütfen. Gene aslında çok geniş başlık altında toparlamaya çalıştık. Şimdi Yusuf Hocam dediği gibi iki rakip de konuştuğu zaman cevap vermek zorunda değil. İyi yerlerle konuşacak. Şimdi konuşurken neler diyebilir? Renk okuyabilir, sandotu diyebilir ya da kontur atabilir. Sandotu derken sol tarafın rengini yani açıcının rengini kesiyor olmak kritik. Sağ tarafın rengini kesmeyebiliriz çünkü ortak o renge tek kağıt attı zaten. Yani o şart değil, olsa iyi olur tabii ama birinci şart değil. Birinci şart açış rengini kesiyor olmak. Genelde eskiden açının hani kontratanın karşısındaki kişinin sağındaki oyuncunun rengini attığı kontur ceza olarak kabul ediliyordu. Çok uzun yıllar bu şekilde oynandı. Çünkü eskiden pislik yapmak çok daha sık başımıza gelen bir işti. Şimdi ben yani çok uzun yıllardır masada pislik yapanlara rastlamıyorum. Bu konturu işte pislik çözme konturu oynamak artık biraz eskide kaldı diyebilirim. Şimdi biz mesela bu konturu negatif oynuyoruz. Mesela bir kara kontur, sağımız bir pik dedi. Şimdi ben iki kör dersem bunu beşli oynuyorum. Kontur atarsam dörtlü kör oynuyorum. Piklerim varsa konuşmak istiyorsam ya pas geçip bir sonraki turu bekleyip iki pik diyorum ya da direkt iki pik diye diyorum. Hani pik bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Nitekim çok da pişik yapan kalmadı. Bir diğer önemli ayrıntı ortak bir pik açtı, şey, rakip bir pik açtığında ortak kontur dediği zaman yerimiz çok daha dar. Burada özellikle 3 kör deklaresini ortaklıkların anlaşması gerekiyor. Şimdi yerimiz az olduğu için 2 pik deyip gelene 3 kör demek mümkün ya da direkt sıçrayarak 3 kör demek mümkün. Bizim şeyimiz, stilimiz 3 körü burada hep 5'li tutmak yine. Fakat ortaklık gereği işte biraz yapıcı ellerle 2 körden biraz fazlası 10, 11, iyi 10, 11, 12, 4'lülerle 3 kere sıçramayı tercih edenler çıkabilir. Ortaklıkların mutlaka bu 3 körü anlaşması lazım. 4'lü olabilir mi yoksa illa 5'li mi? Bizim tercihimiz 5'li olması yönünde. 4'lülerle kübit Evet. etmiş görüyoruz. Evet.
Yusufcum, yeni bir konuya geçelim, konu başlığı. Araya girerken Anjou Sanzoglu, Michael, Gerstram ve Danish kullanılıyor. Biraz bu konvansiyonlardan bahsedelim. Bize bunları anlatabilir misin? Her elle yapmalı mıyız? Yoksa elimizi zayıf ya da kuvvetli olarak sınıflandırmalı mıyız? Faydaları nelerdir? Rakibi elimizi açık açık tarif etmek bazen bize kaybettiriyor, kaybettirebilir mi? Ne zaman bunları kullanmalıyız ve ne zaman da kullanmaktan kaçınmalıyız? Yusufçum, söz sende. İki renkli araya girişler yaygın olarak kullanılıyor. İki renkli araya girişlerde dikkat etmemiz gereken bir sürü husus var. Bir kere iki renkli araya girmenin faydalarından bahsedeyim. İki rengimizi de bir anda anlatıyoruz ve deklarasyon yukarıdan geliştiği için rakip için de bir blokasyon oluyor. O yüzden iki renkli araya girişlerde çok fazla tercih ediliyor. Yani renkli araya girmektense iki renkli araya bir an önce girip ortağı elimize anlatıp rakibi bloke etmeyi tercih ediyoruz. Bunun faydası söylediğim gibi bu. Zararları eğer rengimiz kötüyse, renklerimiz kötüyse yukarı seviyeden konuşmaya başladığımız için yakalanma ihtimalimiz var. Bir diğer zararı da elimizi 5-5, 6-5 anlattığımız zaman rakip oynayacağı durumlarda bizim elimizi biliyor. Yani bu konuda da inceleyip sık dokumak lazım. Hangi ellerle araya girmeliyiz, hangi ellerle girmemeliyiz? Buranın çok iyi analiz edilmesi lazım. Yani ben doğrusu diye söylemiyorum. Araya girerken, iki renkli araya girerken bazıları limitsiz oynuyorlar. Limitsiz oynarken şu demek, 6 puandan 20 puana kadar iki renkli elleri varken gösteriyorlar. Fakat benim tercihim limitasyonda problem çıktığı için ben bunu limitli oynamayı seviyorum. Yani ben iki renkli araya girdiğim zaman elim ya zayıf derken 6-11 aralığında ya da 16'dan fazla. Bunun faydası limit olma açısından fakat söylediğim gibi doğrudur diye söylemiyorum bunu. Benim kendi tercihim. Bahsettiğim gibi bir işte bir sürü şey tercih meselesi. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi mesela orta ellerle girdiğimiz zaman 13 puanım var diyelim. Bir trefe iki sanzotu dedim ya da bir köre iki sanzotu minörler araya girdim. Şimdi ortağım 9-10 puanla ne yapacağını bilmiyor. 9-10 puanla bir tercih yaptığı zaman ben 13-14 puanla ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun iyi tarafı bu. Limite açısından. Ortağım bende ya zayıf ya kuvvetli biliyor. Kötü tarafı da 5-5 elimi bir kere de anlatamıyorum. Rakibi aşağı seviyeden mesela bir pike 2 sanzolu dediğim zaman rakip 3 seviyesinden konuşacak minörlerim varsa. Fakat 2 karo dediğim zaman rakip 2 seviyesinden konuşmaya başlayacak. Yani bunun en önemli noktası ortakların bu konuda nasıl araya girdiklerini konuşmaları yani bütün ellerle giriyorlar mı yoksa limitli giriyorlar mı? Dediğim gibi ikisinin de artı tarafları var, eksi tarafları var. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Zon durumu çok önemli. Rakip kırmızı biz beyazken baraj bulma amacıyla, rakibi zorlaştırma amacıyla daha light araya girebiliriz. Genel prensip bu yönde. Fakat biz kırmızı rakip beyazken özellikle çok çok dikkatli olmamız lazım. Elimizin mutlaka iyi olması lazım. Çünkü kendi oynamayacağımız ellerde rakibe bütün elimiz hakkında bilgi veriyoruz. Yani elimizin 5-5, 6-5 olduğunu söylüyoruz. Rakip oyun oynadığı zaman eliyle koymuş gibi oyun oynuyor. Özellikle biz kırmızı rakip beyazken ve ortak da pastan geliyorken yani 9-10 puanla 5-5, 6-5 elle oyun bize kalmayacağı için Michaels yapmamamız lazım. Tercihen renklerden biriyle araya girmemiz lazım. Yani söylediğim gibi iki renkli konusu çok önemli bir konu. Ortakların mutlaka aralarında konuşmaları lazım. Araya girerken zon durumunu mutlaka ve mutlaka düşünmeleri gerekiyor. Ortağın pastan gelip gelmemesini dikkate alması gerekiyor. Yani bu inceleyip sık dokuması ve çok dikkatli olunması gereken bir konu. Yani şimdi pastan geliyor ortak. Biz kırmızı rakip beyazken
benim elim 5-5, 6-5 deyip rakibe bilgi vermenin çok bir manası yok. Yani bir nevi satranç oynuyoruz. Yani hamlelerimizi çok dikkatli yapmamız ve ileriyi düşünmemiz, birkaç hamle sonrasını düşünmemiz lazım. Ne olacak? Yani olay nereye varacak? Bunları düşünmemiz lazım. Araya girişlerde de Michaels, bir tref, iki tref, majörler, klasik. Şunu da söyleyeyim, bir tref açışı ikili olabildiği için bir sürü özellikle yabancı çiftlerde, yabancı ortaklıklarda bir tref, iki trefi natürel, bir tref, iki karoyu majörler oynuyorlar. Evet. Bir tref, iki tref, çünkü bir tref ikili olabiliyor. Altı tane tref geliyor. Onu söyleyemedikleri için. Bir tref, iki tref natürel, bir tref, iki karo majörler oynanıyor. Fakat bizim oynadığımız klasik sistemde bir tref, iki tref majörler, bir karo, iki karo majörler, bir trefe iki sanzotu dersek büyüğünü atıyoruz. Yani karoyla kör demek. Bir majöre iki majör dediğimiz zaman diğer majörle bir minör demek. Bunun sakıncalı tarafı, bir majör, iki majör araya girdiğimiz zaman minör belli değil. Bazen o minörden 5 seviyesinde oyun yapabiliyoruz, baraj yapabiliyoruz. Fakat ortağımız bu rengi bilemiyor. Mesela konuşma bir kör açtım. Rakip ben iki kör dedim. Burası 4 kör dedi. Ortak bende şimdi minörü yanlış tahmin edebiliyor. Fakat doğru tahmin etse söyleyebileceğimiz 5 seviyesinde bir kontrat var. 5 seviyesinde yarışabiliriz ya da 5 seviyesinde yapılabiliriz. Yani renk belli olmamasının bir dezavantajı var. Ona mukabil bu konuda gestem oynanıyor. Gestemde renkler belli. Çok basitçe bir majörü iki majör dediğimiz zaman trefle diğer majör demek. Bir majörü üç tref dediğimiz zaman karoyla diğer majör demek. Yani evet. Şöyle bir köre iki kör dediğim zaman pikle tref var. Bir köre üç tref dediğimiz zaman karoyla pik var, diğer majör var. Bunun kötü tarafı 3 seviyesinde minör kompetisyonu, minör blokasyonu yapamıyoruz. Fakat kazancımız iki renkli elimizi anlatabiliyoruz. Özellikle kuvvetli elimiz varsa ortağa hem kuvvetimizi hem 5-5-6-5 olduğumuzu söylüyoruz. Benim Madalayla dünyanın sayılı oyuncularından. Bilde'ye karşı oynadığımız bir elde onlar da böyle oynuyorlardı. Bir trefe bir köre 3 tref dedi. Pikle karo. Diğer tarafta biz 5 tref dediğimiz zaman rahatlıkla 5 pik söyleyebildi. Yani bunun iyi tarafı renklerin belli olması. Michaels'a göre yani bir kör iki körde minör belli olmadığı için avantajlı tarafı bu. Artık belirli renklerle araya girip bunlar sıkça kullanılıyor. Ama biz şu anda bizim ülkemizde oynanan %80, %90 renkler, yani bir majör, iki majör dediğimiz zaman renklerin belirsiz olması. Majör renk belli, minör renk belli değil. Öyle oynanıyor. Evet. Sağ olun. Öyle oynanıyor ama yavaş yavaş bunlar artık gelişiyor. Yavaş yavaş renkler belirliğe doğru dönüş var. Ben mesela kendim için söyleyeyim. Ben bir kör iki körü pikle bir minör oynuyorum. Fakat aklımda bunların belirli oynanmasından yana bir fikir oluştu. Yani oynadığım ve seyrettiğim çiftlerde bu yaygın olarak oynanıyor ve faydasını da gördükleri için kafamda bu renklerin belirli olmasının daha iyi olacağı konusunda bir düşünce var. Ama Michaels'larda söylediğim gibi çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zon durumuna bağlı olarak yapılıp yapılmaması ya da yapılırsa renkle mi yapılması ya da iki renkli olarak mı yapılması. Bunlar çok önemli hususlar. Söylediğimiz gibi bir sürü durumda artısından çok eksisi olabiliyor. Bir de limit konusu da önemli. Genel olarak seyrettiğimde yani oynanan %60-70 limitsiz araya giriliyor. Fakat ben kendim tercihen limitli oynanmasını daha çok seviyorum. Teşekkür ediyorum Yusuf'cum. Sinan, ortağımız Michaels yapınca genel %80 Türkiye'de Michaels oynanıyor dedi Yusuf Hocam demin. Ortağımız Michaels yaptı. Ve bize sıra gelmeden açanın cevapçısı konuştu. Şimdi nasıl aksiyon gösteriyoruz? Eğer açanın cevapçısı pas demişse elimizi nasıl tarif ediyoruz?
Yani özetle Michael's yapan ortağa karşı el değerlendirmesini nasıl yapmalıyız? Elimizin değerini nasıl tartalım? Seni dinliyoruz Sinan. Elimizi değerlendirebilmek için Yusuf Hocam'ın da dediği gibi araya giriş standartlarımızın belli olması gerekiyor. Yani ortak her elle Michael's yapıyorsa biz elimizi nasıl değerlendirebileceğiz? Hani sadece sayımıza bakarak vereceğiz ya da vermeyeceğiz. Bu şekilde kararlar verebiliriz. Bizim genelde tercih ettiğimiz kural şu. Biz ters don durumu hariç, yani biz beyaz rakip kırmızı durumunda hariç Michael's araya giriyorsak mutlaka açar puan vaat ediyoruz. Yani açıcı pas deseydi ben bir seviyesinde oyun açacak ellerle Michael's yapıyorum. Şimdi bu durumda karşı taraftan el değerlendirmek çok daha kolay oluyor. Biz biliyoruz ki ortakta açar puan açara yakın, yani 5-5 olduğu zaman 10 puana kadar inebiliyor tabii ki açış puanı. Açış puanlı ve de 5-5 el var. Şimdi bu durumda elimizi değerlendirmek çok daha kolay oluyor. Konturu biz genelde davet için kullanıyoruz. Mesela örnek verelim, işte bir karı açmış olsun solumuz, ortak iki sanzutu demiş olsun, kör ve minör. Sağ taraf üç karı demiş olsun. Şimdi burada biz üç kör dediğimiz zaman bu yarışma amaçlı kullanıyoruz bunu. Çünkü ortak 5-5 el göstermiş, biraz fitimizde, puanımız az da olsa 3 körle yarışmak istediğimiz durumlar olabiliyor. Peki 4 kör mü diyeceğiz, 3 kör mü diyeceğiz, 3 körde mi kalmamız gerekiyor, nasıl karar vereceğiz? Yazı tura atıp 4 kör demek yerine 3 karaya kontrol burada, ben de kör fiti var, davet ediyorum gibi oynuyoruz. Tref fitimiz olsaydı zaten onu 4 tref de verebilirdik. Bu şekilde yani genelde kompetisyonda konturları hep davet amaçlı oynuyoruz. Rakibi cezalandırmak pek aklımızdan geçmiyor. Özellikle de ortak 5-5 el göstermiş ve rakip bütün onörlerin yerini eliyle koymuş gibi biliyorken pek cezalandırma yanlısı olmuyoruz. Sağ taraf konuştuğunda dediğim gibi konturlar davet amaçlıydı. Sağ taraf pas dediğinde işte bazen sıçrayarak davet isteğimizi gösterebiliyoruz. Bazen kübit ederek gösterebiliyoruz. Bunu kod sayımızda, yani üçlü kodumuzda ait elimiz varken kübitten geçip konuşmayı tercih ederken dörtlü koz birazcık puanımızda üç seviyesine şişeyerek fitimizi bir an önce göstererek ortak uygun bir el vardı davet yapıyoruz. Dediğim gibi yani buradaki hep kriterimiz şu bizim için. Ortakta açar puan var ve 5-5 el var. Şimdi her elle siz Michael's yapıyorsanız değerlendirmeniz çok zor. Şimdi Yusuf Hoca'nın sistemi de ne demiş Yusuf Hoca? 6-10 ya da 16 artı puanlarla yapıyoruz demişti. Bu da çalışan bir yöntem. Çünkü fitinizde zon söylediğiniz zaman 6-10'a karşı ya yapıyorsunuzdur ya iyi baraj vardır. Hani 6-10'sa iyi baraj, 16 üstüyse zaten yapıyorsunuzdur gibi bir mantık oluşabilir. Fakat dediğim gibi hani bu partnerlerin başta belirlemesi gereken bir standart. Mutlaka Michael's yaparken açar puan olup olmadığını belirlemek gerekiyor. Bir diğer konu, ben çok ufak toparlamak istiyorum. Ben yıllar içerisinde Michael's olan inancımı yitirdim. Gestem ilk çıktığında hararetli destekçilerindendim. Ona olan inancımı da yitirdim. Çünkü Michael's ya da Gestem konvansiyonlarının kabul edilişi şu, mutlaka fit bulacağız. Şimdi ben biraz şanssız bir insan olduğum için genelde fit bulamayıp kontrollanıyorum. O yüzden de Michael's yaparken dikkatli oluyorum. Bu ellerle mesela bir pick demeyi tercih edebiliyorum çoğu zaman. Çünkü yani buradaki kritik renk pick
trafik söylemesem de olabiliyor. Yani Michaels yapmayı biraz azalttım. Ve Gestem'i de şundan dolayı sevmiyorum. Bir kere 3 tref diyorsunuz. Ortak karosu varsa minimumlarla 3 kara diyecek. Piki varsa 3 pik diyecek. Yani biz bir anda deklarasyonu 3 seviyesine çıkarttık. Bunu yapmak için hani bence ya 6-5 değişik bir dağılma olması lazım ya da çok puan olması lazım. O da çok nadir geldiği için ben Gestem'e olan inancımı da kaybettim. O yüzden mümkün olduğunca az Michaels yapmaya, elimi az belli etmeye, yaptığımda da mutlaka aşar değerleri göstermeye dikkat ediyorum. Kişisel tercihim ve ortaklarımla yaptığımız tercihler bu yönde. Çok güzel Yani özetledin. Bir aynı dakikamız şeyleri söylüyoruz hemen hemen. Bu iki renkli araya girişlerin artısı var, eksisi var. Artısı rakibi üst seviyeden konuşmaya mecbur ediyoruz. Eksisi kendimiz üst seviyede fit bulamazsak, renklerimiz güzel değilse cezalanabiliyoruz. Artısı zon bulmamız, baraj bulmamız daha kolay. Eksisi rakibe elimizi, rakip oynayacaksa afişe etmiş oluyoruz. Yani bu konularda yapıcı ellerle özellikle zondayken araya girmeyi daha çok tercih etmemiz lazım. Eğer biz beyaz rakip kırmızıyken baraj bulma amaçlı yıkıcı olarak daha light olarak araya girebiliriz. Yani bunun artısı da var, eksisi de var. Söylediğim gibi Michaels mı yapmalı yoksa renkle mi araya girmeli ya da Gestem mi yapmalı, renkle araya girmeli diye bir tercihimiz olduğu zaman bütün bu faktörleri göz önünde bulundurmamız lazım. Ona göre konuşmamız lazım. Çok güzel Evet. anlattınız. Yusuf, bir sansotu 14-17 açışa karşı pek çok araya giriş metodu var. Lendi, Malfi Lendi, Dont, Rozel, Capaletti ve Rosenkranz. Bunları kısaca bize tanıtır mısın lütfen? En iyi konvansiyon aslında ortamızda en iyi anlaştığımızdır diyebiliyoruz. Yaygın olarak Türkiye'de Malfilendi oynanıyor. Elimizin Malfilendi formatına uydurma konusunda dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Bir de 18 puan fazlası olan ellerimizle bir sansusu açışına araya girişte nasıl bir metot izliyoruz? Yusuf'cum senden dinleyelim. Evet, yani şimdiki Sanzotu'ya araya giriş önemli. Birçok araya giriş var. Senin söylediğin gibi hatta natürel bile araya girebiliriz. Önceden 30-40 sene öncesinden kullanıldığı gibi. Fakat şu anda natürel pek araya giriş yok. Basitçe lendi, iki tire majörler, gerisi natürel. Yani birisiyle masaya ilk oturduğunuz zaman bunu uygulayabilirsiniz. Benim kendi öğrencilerime tavsiye ettiğim bu. Çünkü kullanımı çok basit. İki tref majörler demek, gerisi natürel demek. Bunu uygulayabilirsiniz. Bunun yanına daha geliştirmek isterseniz lendi, malti lendi yapabilirsiniz. Malti lendi ne demek? Lendiye maltiyi ekliyoruz. Malti açışı uzun bir majör demek. Dolayısıyla malti lendi de bu olmuş oluyor. İki tire majörler, iki karo da iki karo açışı gibi, malta açışı gibi uzun bir majör. Bunu yapabilirsiniz. Bunun yanına yaygın kullanımda olan bir sansotu ya double, dörtlü majör, daha uzun bir minör, onu da ekleyebilirsiniz. Yani bunların hepsini bir arada da yapabilirsiniz. Yani double şu demek, dörtlü majör, daha uzun minör, iki tire majörler, iki karo malti. İsterseniz bunu bir paket program gibi toplu olarak yaparsınız. İsterseniz bir kısmını yaparsınız. Mesela double'ı ceza oynarsınız. İki tref majörler, iki karo da malti. Bu mesela genellikle bu tip araya giriliyor. Yani içinde mutlaka iki tref majörler var. Ama o iki tref majörlerin yanına isterseniz iki karoyu eklersiniz. İsterseniz double'ı da dörtlü majör, daha uzun minörü eklersiniz ya da double ceza oynayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu bir araya giriş yöntemi. Capaletti robotlarla oynadığım için robotlar Capaletti oynuyorlar. Capaletti de double ceza demek. Yani bu ceza renge dayalı olabilir, puana dayalı olabilir. Fakat puansa
dengeli Sanzoto açmış ortağa karşı en azından bir 16-17 puanımız olması gerekir. Double ceza demek, iki tiref uzun bir rengim var demek. Bu renk tiref olabilir, karo olabilir, kör olabilir, pik olabilir. Tek renkli uzun bir renk demek. İki karo araya girişi de majörler demek. İki kör iki pik de kör ve altında bir renk. Tabii ki minör, pik ve altında bir renk demek. Şimdi yapalım. Ortağımız bir sansotuya iki tiref araya girdi. Rengi dört renkte olabilir. Tiref olabilir, karo olabilir, kör olabilir, pik olabilir. Biz ona iki karo diyoruz. İki karo şu demek. Rengini söyle demek. Eğer rengi karoysa pas diyor. Körse, pikse ya da tirefse düzeltiyor. İki karo, şunu da ekleyeyim. İki tiref tek renkte araya girdiği zaman ben ona iki karoyla onun rengini soruyorum. Eğer iki karoyla onun rengini sormayıp kendim bir renk söylersem, mesela iki tiref tek renkte araya girişim var dedi. Ben ona iki kör dersem, ben senin renginle ilgilenmiyorum. Ben kendi başıma kör oynayacağım demek. Burası karışabilir, burası önemli. Biz ortağın rengini oynamak istiyorsak, ortağın rengini oynamak istediğimiz durumlarda iki karoyla soruyorum. Onun haricinde söylediğim kendi rengim demek. Yani tek renkli araya girişi böyle hallediyoruz. Bir Sanzotu'ya Capaletti'de iki karo majörler demek. En az 5-4. 9 kartın olması gerekir. Çok 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 nadiren 4-4-4-1 ile yapabiliriz. Ama yapmamamız tavsiye edilir. Bu binde bir olacak bir olay. 4-4 ile majörler demek. Prensipte 9 kart olması gerekiyor. Bir Sanzotu'ya iki kör, iki pik araya girişi de bu majörle bir tane minörüm var demek. Majör beşli, minörün de tercihen beşli olması gerekiyor. Capaletti araya girişimiz böyle. İki Evet. sanzotu, bir sanzotu, iki sanzotu da minörler demek. Bu genellikle bütün araya girişlerde %90 bir sanzotu, iki sanzotu minörler demek. Capaletti robotların genellikle oynadığı çok fazla oynanan bir sistem değil. Yani çok fazla oynanan derken yine bayağı oynayan var. %10, %15 gibi oynayan var. Fakat robotlarla çok oynadığımız için ağırlıklı olarak bilgi verme açısından Capaletti'yi söyledik. Normal Landi'den bahsettik. Multi Landi'den bahsettik. Çok yaygın olarak oynanan kontur, bir majöre kontur, dörtlü majör daha uzun bir minörden bahsettik. Onun haricinde Dont var. Dont da çok nadir Evet. kullanılıyor. Onu da kısaca söyleyelim. Dont üstünde yazıyor zaten. Disturb Opponent's No Trump. Yani İngilizcesi rakibin sanzatusunu rahatsız etme. Burada konvansiyon şöyle işliyor. Kontur uzun bir rengim var demek. Bu renk dört renkte olabilir. Tiref, karo, kör, pik. Ortak iki tiref diyor. O da rengini tirefse pas geçiyor. Karoysa, körse, pikse düzeltiyor. Düzeltti. Don'ta iki karo, iki tiref araya girişi bu ve üstünde bir renk var demek. Mesela iki tiref dediğimiz zaman ortak şunu biliyor. Tirefim beş tane muhtemelen ve üzerinde bir renk var demek. Nadiren dört dört de olabilir. İki karo da aynı şekilde bu ve üstünde bir renk var demek. İki kör de bu ve üstünde bir renk var demek. Otomatikman majörler oluyor. Körün üstünde bir renk olduğuna göre majörler oluyor. İki pik de tek renkli pik elim var demek. Fakat burada şöyle bir soru sorabilir. Kontur da tek renkli eldi. İki pik de tek renkli eldi. Ne farkı var? İki pik kontur atılan tek renkli elden daha kötü bir el demek. Yani biz elimiz İyiyken tek renkli 6 tane pikimiz varken kontur atıyoruz. Elimiz daha kötü 6 tane pikimiz varken de 2 pik diyoruz. 2 sanzotu biraz önce de söylediğim gibi yine minörler demek. Yani bunlar O ağırlıklı zaman olarak kullanılanlar, genelde %90 kullanılan multi landi ya da landi ya da double dörtlü majör daha uzun minör. Don't biraz daha çok az kullanılıyor. Capaletti biraz daha fazla kullanılıyor. Bunlar ağırlıklı olanlar. Yani Brozil falan da var fakat onları çok az kullanılıyor. Yani bahsedeyim mi? Bahsetmeye gerek yok mu? Yok, bahsetme Yusuf'cum. Şunu anlatırsam, madem Multilendi %80 ağırlıklı kullanılıyor, Multilendi'de 18 artı elimizde ne yapıyoruz? Evet. Lendi'de
Double dediğimiz zaman dörtlü majör daha uzun minör olarak düşünüyoruz. Fakat ortak iki tref, iki karo bir tercih yaptığı zaman minörünü oynayalım ya da majörünü oynayalım. İki sansatu dediğimiz zaman bende dengeli kuvvetli var demek. Dengeli kuvvetli derken yani 18'den fazla 18, 20, 18, 21 arası. Evet. Yani Teşekkür onu da ediyoruz riske etmiş olacağız. Yusuf. Yalnız rakip sansotu açmışken biz iki sansotu oynamayı riske etmiş olacağız. Yani bunun dezavantajlı tarafı bu. Avantajlı tarafı da bazen biri 14 ile sansotu açıyor. Biri bir puan iki puanla transfer ediyor, konuşuyor. Biz 24-25 puanımız varken kağıda öyle bakıyoruz. Yani bu Evet. çift başımızda gelen Avrupa Şampiyonası'nda bizim çiftlerimizden biri oynarken canlı seyrettik. Yani biz 4 sansotu yapabilecekken, 3 sansotu artı 1 yapabilecekken rakip normal 2 kör 2 pik oynadı. Ondan sonra o çiftle biz bu konuyu konuştuk. Artık bundan sonra bu söylediğim, yani double'ın içinde dörtlü majör daha uzun bir minör varın içinde 2 sansotuyu kuvvetli dengeli oynamasına karar verdiler. Çünkü söylediğim gibi özellikle bir rakip beyaz biz kırmızıyken adam oradan 14 ile sansotu açıyor. Oradan bir iki puanla konuşuyor. Biz kağıdı böyle seyir halinde izliyoruz. Evet. Söylediğim gibi en fazla başımıza gelecek olan şey elimizde 18, 19, 20 puan varken 2 sansotu oynamak. Tabii bunu da 19 puan dengeli geldiği zaman ortakta bazen 5'li bir renk oluyor. Anlaşmaya bağlı olarak 2 sansotu dediğim zaman 3 tire 3 kare oynamaya olur. Bunu da öyle halledebiliriz. Yani başımıza çok fazla bir şey gelmeyebilir. Dörtlü majör daha uzun minörün içine bunu ekleyebiliriz. Yani double'dan sonra 2 sansotunun dengeli kuvvetli kısmını ekleyebiliriz. Peki eklediğimizde şunu sormak istiyorum. Eklediğimizde tekrar bir Seyman yapabiliyor mu cevapçı? Onu Buna söylediğim gibi eklediğimizde biz iki yani. sansotu 18-20 gösterdiğimiz zaman, 19-20 gösterdiğimiz Evet. zaman artık oradan sonrasını ortakla konuşacağız. 3 tref ne demek? 3 karo ne demek? Transfer mi oynamak Aynen. için mi? Şöyle yaparız. Ondan sonrasında adam da sansotu açmış. İyi kötü biraz saygı göstermek açısından. Ondan sonra söylenenler oynamak için olur. Ya da aynı şekilde Peki. iki sansotu açmışız gibi transferler, steğmenler devam eder. O kendi anlaşmamıza bağlı. Eğer diyorsak ki ya rakip sansotu açtı biz 4 majör bulamayız bilmem ne bulamayız derken söylenenler oynamak için olur. Ya da ya adam açmıştır deriz 13-14 ile sansotuyu. Biz 4 majör de yapabiliriz. Normal 2 sansotu açmışız gibi. Yani 19-20 puanla 18-20 puanla sansotu açmışız gibi 3 tref steğmen olur. Karo köre transfer olur. Oradan sonrası anlaşmaya bağlı. Anlaşmaya bağlı. Ortaklar dediğim gibi %90'ı bizimle oynadığımız değil. Bizimle oynadığımız değil. Nasıl anlaştığımız önemli. Sonrasında kendimizin kafamıza göre belirleyeceği bir şey. Çok da gelmez zaten. Tamam. Yani rakip sansotu açtıktan sonra bize 19-20 çok da fazla gelmez. Çok sevdiğim iki arkadaşımla beraber önemli bir konuyu, overcall konusunu ele aldık. Emekleriniz için tekrar ikinize de teşekkür ediyorum. Hepinizin başarılı şekilde atak gösteren, rakiplerin kontratlarına mani olabilen ve kendi renk fitimizi de rahatça bulabildiğimiz pek çok başarılı overcall yapabilmemizi diliyor. Bir sonraki programımıza kadar hoşça kalın diyorum.